Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber programsız nasıl kanal bannerı ve küçük resim yapabiliriz? Bunları göstereceğim. Öncelikle eğer ilk defa bir videomu izliyorsanız, aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yavaş yavaş 200 bin aboneye doğru gidiyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar sizlere siteden bahsetmek istiyorum. Ee, videonun başında da okuduğunuz gibi programsız bir şekilde kanalımıza hem banner hem de küçük resim hatta istersek profil resmi bile yapabildiğimiz siteyi sizlere göstermek istiyorum. Bilenleriniz elbet vardır ama bilmeyenlerinizin de olduğuna eminim. Sitenin adı arkadaşlar Canva. Direkt URL yerine canva.com yazdığınız zaman da site karşınıza gelir. Sitenin gerçekten çok profesyonel ve tamamen hani kullanıcı odaklı yapıldığını düşünüyorum. Siteye ilk girdiğiniz zaman sizden üye olmanız gerekecek. Üyeliğinizi isterseniz Facebook'la isterseniz Google hesabınızla direkt halledebiliyorsunuz. Ben Facebook hesabımla giriş yaptım. Şu sol kısımda zaten hesabım gözüküyor. Daha sonra hesap hesabınızı açtıktan sonra burada bir tasarım oluşturun diye bir buton oluyor arkadaşlar. Yani ne yapmak istiyorsanız nasıl bir grafik şablonu üzerinde çalışacaksanız bunu bizden istiyor şu anda site. Burada bir arama butonu bulunuyor arkadaşlar. Arama butonuna geçmeden önce şöyle aşağıya doğru inelim ve siteye birazcık bakalım isterseniz. Ben buraya geldiğim zaman karşıma birçok seçenek çıkıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Facebook gönderisi, sosyal medya, afiş gibi bir sürü burada şablon bulabiliyorsunuz. Yani biz hiç uğraşmadan sadece üstündeki yazıları ve arka planını değiştirerek eee kendi boyutlarında yani mesela e, Instagram story boyutları var mesela burada arkadaşlar. Şöyle aşağıya doğru indiğimizde logolar var. Bunlar büyük ihtimal bine bin yapılmış olan şablonlar. Aşağıya doğru indiğimizde de görmüş olduğunuz gibi YouTube kanal resmine geldik. Kanal resmi dediği şey de arkadaşlar banner oluyor. Zaten burada da görmüş olduğunuz gibi banner'a benzediğini burada görüyorsunuz. Yani hiç uğraşmadan bu siteden hızlı bir şekilde kanalınız için banner yapabiliyorsunuz. Aşağıya doğru indiğimizde yine burada Instagram için şablonlar bulunuyor. Biraz daha indiğimizde Instagram hikayeleriyle alakalı şablonların bulunduğunu da görüyoruz. Şimdi ben arama kısmına arkadaşlar YouTube yazacağım. Zaten daha önceden yazmıştım YouTube yazıyorum. Ve karşıma şu anda görmüş olduğunuz gibi küçük resim tasarımları çıkıyor. Bunlar küçük resim tasarımları arkadaşlar. Şöyle aşağıya doğru indiğimde de karşıma banner şablonlarının geldiğini görüyorsunuz. Mesela burada bir tane banner şablonu var. Ben buna bir kez tıklıyorum arkadaşlar. Yeni bir sekmede açılıyor. Yeni bir sekmede hemen açıldıktan sonra Şablonum şu anda görmüş olduğunuz gibi karşıma geldi arkadaşlar Ben sadece üzerindeki yazıları düzenleyerek Bu banner'ı indirip kendi kanalımda kullanabiliyorum Mesela bunu nasıl yapacağız Şunu arkadaşlar iki kez tıklıyorum Şu üstteki yazıya iki kez tıklıyorum Daha sonra buraya kanalımın adını yazacağım Şöyle YouTube hocam yazdım Altında da bir tane slogan için bize bir tane boşluk bırakmışlar Oraya da ne yazabiliriz YouTube şöyle YouTube eğitimleri YouTube ve Photoshop eğitimleri yazalım şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi şu an hem kanalımın adını ve sloganımı yazdım. Ee, bizden istenen de zaten buydu. Şablonumuzu bu şekilde düzenledik. İstersek arkadaşlar arka planını da değiştirebiliyoruz. Mesela şöyle soldan fotoğrafa geldiğimde buradan bir tane fotoğraf seçmem benden isteniyor. Mesela ben şu fotoğrafı beğendim ve üstüne tıkladım. Daha sonra şuradan şu şekilde büyütüyorum. Soldan da büyütüyorum şu şekilde ve görmüş olduğunuz gibi şu anda arka planını değiştirmiş olduk arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkasındaki şey de zaten otomatikmen geldi. Yani site tamamen akıllı, bizim için yapılmış, tamamen bizim için yapılmış. Peki biz yaptığımız şablonu nasıl indireceğiz? Yani ben bu banner'ı tasarladım. Tamam, burada her şey tamam. Bitti. Nasıl kaydedeceğim kaydetmek için arkadaşlar hemen sağ üstte indir bulunuyor İndire bir kez tıklıyorum daha sonra burada dosya türünü seçmemizi istiyor. İstersek buradan jpeg olarak indirebiliriz istersek png olarak indirebiliriz. Png önerilen zaten en yüksek kaliteli png oluyor. Buna bir kez tıklıyoruz arkadaşlar daha sonra indir dediğimiz zaman şöyle tasarımınız hazırlanıyor diyor. Küçük bir bekleme süresi var bekleme süresi de zaten bittikten sonra görmüş olduğunuz gibi hemen. Alt kısımda indirildiğini görmüş oluyorsunuz arkadaşlar şöyle bir kez tıklayayım hatta size göstereyim ben tıkladığımda da görmüş olduğunuz gibi bannerim şu an bilgisayarıma indirildi ve kullanılmaya hazır. Şimdi isterseniz bunu kapatalım burada bir tane küçük resim şablonu var arkadaşlar buna bir kez tıklıyorum görmüş olduğunuz gibi şu an şablon karşıma geldi. Bu bir küçük resim şablonu arkadaşlar mesela e, örnek veriyorum biz yemekle alakalı bir video çektik hatta tam da bununla alakalı bir video çektik diyelim. Buradan şuradaki açıklamasını düzenleyerek ben bunu istersem kullanabiliyorum. Mesela mesela örnek veriyorum şöyle bir video çektim en lezzetli yemek yazıyorum Bu tamamen örnek herhangi bir anlam arayamayalım lütfen gördüğünüz gibi buraya mesela ben en lezzetli 5 yemek yazdım arkadaşlar ve arka planında da onunla alakalı bir fotoğraf bulunduruyorum dersek bu yazının tamamen aynısını kullanmamız da gerekmiyor arkadaşlar Biz buradan istersek fontunu değiştirebiliyoruz şuraya tıkladığımızda mesela fontun farklı fontların bulunduğunu buradan görebiliyoruz Mesela ben buradan şunu seçtiğimde görmüş olduğunuz gibi fontumuz değişti. Tamam ben şimdilik bunu seçiyorum. Daha sonra istersek yazının boyutuyla oynayabiliyoruz. Mesela ben buradan 21 seçtiğimde küçülüyor arkadaşlar yazının boyutunu büyütmek istediğimde şöyle 72 yaptığımda da görmüş olduğunuz gibi yazının boyutu büyüyor. Şu anlık ben 42 olarak kullanacağım. Peki bunu da geçtim arkasındaki siyahın rengini değiştirmek istiyorum. Siyah yerine mesela beyaz olmasını istiyorum. Şöyle bir kez tıkladığımda burada hemen siyah çıkıyor arkadaşlar. Buradan ben beyaza tıkladığımda da görmüş olduğunuz gibi arka plandaki o dikdörtgen beyaz olmuş oluyor ama şu anda yazımız gitti. Yazımız arkadaşlar şöyle isterseniz siyah yapalım. Şuna tıkladığımda yazım siyah olacaktır. Ve görmüş olduğunuz gibi şu an yazımı siyah yaptım arka planını beyaz yaptım. Şu an her şeyimiz hazır. Her şey hazır olduktan sonra da arkadaşlar yine aynı şekilde bunlar indir diyorum. İndirdikten sonra PNG'yi seçip indir dediğimde yine aynı şekilde tasarımınız hazırlanıyor diyor. Ve ee, indirmek üzere burada başlıyor arkadaşlar hemen de indirdi zaten sol tarafta daha farklı şablonların olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar farklı farklı e, bir sürü şablon var şöyle aşağı indikçe hatta bitmiyor. Gerçekten sitede e, bayağı bir şey olduğunu buradan da görüyorsunuz arkadaşlar. Hani ben ne kadar aşağıya indisem de tekrardan yenileri çıkıyor. Şöyle yukarı çıkayım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir e, şablon olduğunu bu sitede görebiliyorsunuz yani. Ve istersek arkadaşlar arka plana farklı bir fotoğraf koyabiliyoruz. Yani bilgisayarımızdan yükleyeceğimiz bir fotoğrafı koyabiliyoruz. Bunu yapmak için de sol taraftan yüklemelere geliyorum. Daha sonra buradan görseli yükle diyorum arkadaşlar. Buradan fotoğrafı açmamı istiyor. Hemen fotoğrafımı buradan açıyorum. Fotoğrafımı seçtim ve aç diyorum şu anda. Aç dedikten sonra fotoğrafım buraya yükleniyor. Yüklenmesinin bitmesini bekliyorum. Evet fotoğrafımız yüklendi. Üstüne bir kez tıkladım ve fotoğrafım buraya geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi PNG bir fotoğraftı. Fotoğrafımı birazcık büyüttüm arkadaşlar. Mesela şöyle sol tarafa doğru koyuyorum. Daha sonra buna e, görmüş olduğunuz gibi yazılar arkada kaldı. Yazıların önde kalmasını istediğimden dolayı fotoğrafıma sağ tıklıyorum. Geri gönder diyorum. Sonra gelip bir daha geri gönder diyorum bir kez daha dediğimde bir kez daha diyemiyormuşum ama şunlar kaldı bunu ne yapalım şöyle birazcık küçültebilirsek mesela şöyle yapalım şurada dursun görmüş olduğunuz gibi şu an küçük resmimi hazırladım arkadaşlar mesela örnek veriyorum benim bir tane yemek kanalım var kendimi buraya koydum Yazımı yazdım. Arkada da fotoğraf var. Mis gibi çok da güzel bir küçük resim yapmış olduk. Hem de programsız. Ee, hiçbir Photoshop falan kullanmadan e, küçük resmimizi hazırlamış olduk arkadaşlar. Yine aynı şekilde bunu da buradan indir diyerek indirebiliyorsunuz. Ve arkadaşlar Canva sitesinde bir de e, YouTube kanalımızda profil resmi yapmak istiyorsak Burada arkadaşlar ana sayfaya ilk geldiğimiz zaman burada logolar diye bir şablon e, bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan bir tanesini seçip hemen profil resmimizi o şekilde de yapabiliriz. Mesela ben buradan bir tanesini seçiyorum arkadaşlar. Şuna tıkladım. Yine aynı şekilde yeni sekmede açıldı. Şimdi birazcık bekliyorum açılmasını arkadaşlar. E, profil resmimizi şu an görmüş olduğunuz gibi karşımıza geldi şablonumuz. E, ben buradan yine düzenlemelerimi yapacağım. Şurada mesela arkadaşlar yazan yazıyı değiştirmek için yine aynı şekilde iki kez tıklıyorum. Daha sonra buradan kanalımın adını yazmam lazım. Mesela şöyle YT Hocam yazdım arkadaşlar. Daha sonra altında bir yazı daha var. Görmüş olduğunuz gibi. Onu da hemen düzenlemek için iki kez tıklıyorum. Foto stüdyo yazıyor mesela. Ben bunu e, YouTube eğitimleri yapıyorum şu şekilde. YouTube eğitimleri yaptım. Hatta istersek mesela bu zaten profil resmi olacağından dolayı arkadaşlar bunu kaldırabiliriz şöyle sağ tıkladığımda pardon sağ tıkladığımda siliyorum görmüş olduğunuz gibi sadece kanalımızın adı ve arkasındaki o sade şık görüntü kaldı görmüş olduğunuz gibi bence bu şekilde gayet kolay bir şekilde arkadaşlar kanalımıza profil resmi yapabilirsiniz yine aynı şekilde sol tarafta bir sürü şablon olduğunu görüyorsunuz. Bunlardan da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Mesela isterseniz başka bir tanesini deneyelim arkadaşlar örneğin ben bunu kullandım diyelim şöyle tıklayalım hatta bu biraz daha şık duruyor bence hemen otomatikmen kanalımızın adı buraya geldi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ama birazcık küçültmemiz gerekiyor şöyle hepsini seçelim arkadaşlar ve daha sonra şuradan yazı fontuna tıklayalım şöyle biraz daha büyütebiliriz. Hatta birazcık daha büyütebiliriz. Şöyle 56 yapalım. Altta snack bar yazıyor. Bunu da kaldırabiliriz. Şöyle tıklayıp sil yapalım. Görmüş olduğunuz gibi şu an profil resmimizi hazırlamış olduk. Şöyle tutup sürüklersek eğer ortalamış oluruz. Görmüş olduğunuz gibi yazımızı ortaladık ve güzel bir kanalımız için profil resmi hazırlamış olduk. Yine aynı şekilde buradan indir dediğimiz zaman indire bastığımız zaman kanalımızın profil resmi bilgilerimize inmiş oluyor arkadaşlar. Ve anlatacaklarım bu kadardı. Canva sitesini bu bu videoda sizlerle beraber inceledik ve tasarımlar yaptık. Siz de açıklama kısmından Canva sitesine ulaşabilirsiniz ve programsız bir şekilde YouTube kanal tasarımlarınızı yapabilirsiniz. YouTube banner'ınızı, küçük resminizi, profil resminizi bu program, bu site üzerinden, program değil, bu site üzerinden kolaylıkla halledebilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma ilk defa bir uğradıysanız, aşağıdan abone olmayı unutmayın. Yavaş yavaş 200 bin aboneye doğru gidiyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.